Post İsviçre'nin yayın hayatına başlamasından beri sayısız habere imza atan ve üstün hizmetler veren Bahtiyar Okumuş, yemekli bir toplantıyla anavatan Türkiye'ye uğurlandı. Sayısız başarıya imza atan ve televizyon haberleriyle isminden söz ettiren Okumuş, kendisi için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşadı. Türkü Özgüroğlu restorandaki Türk medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin adeta zirvesine dönüşen yemekte Post gazetesi İsviçre temsilcisi Ömür Çelik, arkadaşımıza hizmetlerinden dolayı plaket verdi. Post yöneticileri ve davetliler, başarılı servis ve leziz yemekleri sebebiyle Türk Özgüroğlu restoranın sahibi Ahmet Yıldırım'a ve baş aşçı Artin Usta'ya da teşekkür etti. Bahtiyar Bey'i çok seviyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. Bunu veda olarak görmüyorum ben. Türk'le kendisinden görüşeceğiz. Her şey gönlünce olmasını temenni ediyorum kendisine. Bundan sonra yapacağı çalışmada kendisine başarılar diliyorum. Her zaman destek olmaya çalışacağız gene Bahtiyar Bey'e. Dediğim gibi veda değil kesinlikle. Mutlaka bundan sonra da Türkiye'de olsun, burada olsun kendisine görüşeceğiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'de yine bizleri Avrupa'daki biz Türk vatandaşlarının haklarını, hukuklarını Türkiye'de çok iyi yerlerde konuşacağına, savunacağına inanıyorum. Hayatında da başarılar diliyorum. Bahtiyar arkadaşı böyle çok nazik, samimi, söyleyenleri böyle çok böyle yeni duyan ve bir acemi merakıyla dikkate alan bir arkadaş olarak tanıdım. Onun için de kendisine çok saygı duydum. Bugün başka bir program olmasına rağmen kesinlikle gitmem lazım dedim. Çok seveceğim bir arkadaş. Ayrıca Türkiye'ye gitmesi de tabii bir başka güzel. Hani özellikle birinci nesilden arkadaşların böyle denemeler yapmasını olumlu da buluyorum. Tabii ikinci nesilde olanların burada mutlu olmasını istiyorum ama. Deneyip yani, gelir mi? Yani inşallah gelmez diyeceğim. O başarılı olur, başkalarını çeker diyeyim ben. Kendisine başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Hep güzel anlarımız oldu. Başlangıçtan beri iyi diyaloglar içinde olduk. Gerçi bunun içinde bütün Post gazetesi sizler dahilsiniz biliyorsunuz. Yani 11 yıldır güzel ilişkiler içerisindeyiz. Umarım bir 11 yıl daha devam ederiz. İnşallah. Bunun gerisi gelir ama anılar detaylı bir şey anlatmaya gerek yok. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. Biz kendisine burada Akman finans ailesi olarak sizlere ve kendisine çok teşekkür ederiz. Bahtiyar Bey'e bize vermiş olduğu katkıdan dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki hayatımda aynı şekilde başarıların devam etmesini ve sizinle olan ilişkisinin kopmamasını diliyorum. Ben parti yaptığım sene, yani 8 senedir partiler yapıyorum ve 8 senedir her zaman Bahtiyar beni desteklemiştir. Ben kendisini çok başarılı buldum. Bundan sonra da ona kendisine başarılar, mutluluklar, sağlık diliyorum. Ama ben çok inanıyorum ki Türkiye'de çok başarılı olacak. Bahtiyar Bey ile bizim açılışımızdan beri beraberiz. Sağ olsunlar bizim herhangi bir reklam olsun veya herhangi bir ihtiyacımız olduğu zaman hiç tereddüt etmeden yardımcı oldular. Şimdiden sonraki hayatında başarılar dileriz. Bahtiyar Bey'le bundan şu çok önemli bir konuyu hatırlatayım yeri gelmişken. 1,5 sene önceydi, biraz önce Kahraman Bey'in söylemiş olduğu pis Yugoslavlar ve domuz Türkler konusunda ilk kez onun vasıtasıyla yine Post'un sesi televizyonları ve Post gazetesi aracılığıyla İsviçre ve dünya kamuoyuna yine benim tarafından bildirilmişti. Sağ olsun Kahraman Bey de biz de İTT ve İsviçre Türk Federasyonu olarak bu konuyu vatandaşlarımız lehine dava ettik. Şükürler olsun bu davayı da kazanmış oluyoruz. Şunu söylemek istiyorum. İlk kez işte Bahtiyar Bey ile birlikte kamuoyuna iletmiş olduğumuz o davanın yine Bahtiyar Bey'in böyle özel bir günü dolayısıyla tüm kamuoyuna bunu iletiyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabii uzun zaman önce tanıştık biz Bahtiyar Bey'le. Gazetecilik öncesinden de biraz tanışıklığımız var. Daha sonra gazeteye geçtikten sonra da uzun süre beraber çalıştık. Mutlaka iyi günümüz, kötü günümüz olmuştur. En son bir ay önce yaklaşık görüşmüştük. Havalimanına gelmişti. Orada da gözündeki pırıltıyı gördüm. Türkiye'ye dönmek için çok istekli ve arzulu. İnşallah kendisi için çok hayırlı olur. Bu arkadaşımız uzun yıllar bu camiaya güzel hizmetler verdi. İsviçrelilerin önemli olaylarını gazete, radyo, televizyon, ajans bunlara haber yapmak suretiyle gerek sesli,
gerekse görüntülü, gerekse yazılı olarak bunu taşıdı. Bu işin emeğini çekti. Bu emek kutsal bir emek. Ve bugün kurumsallaşmış bir medya camiasında çalıştı. Ve bunda şüphesiz İsviçre açısından baktığımız zaman çok büyük katkısı oldu. Renkli kişiliği olan bir arkadaşımız hem görevi gereği bazen karşısında, bazen de gazetedeki köşe yazımından dolayı az da olsa meslektaşı olarak kendisini iyi tanıma imkanımız oldu. Girişken, çalışkan, tuttuğunu koparan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum. Bundan sonraki yaşamında da Türkiye'de başarılı olacağını ümit ediyorum. Yolu açık ve aydınlık olsun.